13. Waffen SS Dağtümeni Hançer ya da Türkçe karşılığıyla Hançer Tümeni, Hitler'in himayesindeki Bosnalı Müslüman Nazilerdir. İkinci Dünya Savaşı'na Müslümanların dahil olma süreci dolaylı yoldan da olsa Ruslar yüzünden olmuştu. Kısaca değinmek gerekirse Ruslar tarafından kışkırtılan Sırplar askeri bir darbe ile Almanya, Japonya ve İtalya'nın desteğini alan Hırvatlara ve Bosnalı Müslümanlara karşı atağa geçti. Buna kızan Hitler de ordunun bir kısmını toplayıp üzerlerine yürüdü ve resmi olarak 17 Nisan 1941'de Yugoslavya cephesi açılmış oldu. 1941'in ortasından itibaren savaşa girmeye, Alman ve Hırvat gruplarıyla beraber hareket etmeye sıcak bakmayan Bosnalılar, dini anlamda da bu yönde telkin ediliyordu. Yugoslavya cephesinin açılmasını izleyen 2 sene boyunca verilen 3 fetvada Almanlar ve Hırvatlarla beraber hareket etmeyin diyen imamlara rağmen halk, Hırvat-Sırp çekişmesinde arada kalan taraf olmaktan bıkıp olaya dahil olmak zorunda kaldı ve Bosna'da karşı hareketi başlattı. Bosna'daki İslami hareketi fırsat bilen Hitler, Bosna'da Müslümanlara da Yahudi düşmanlığı üzerinden ulaşmıştı. Hitler bu konuyu o kadar ciddiye aldı ki sağ kolu olan Himmler'e Kudüs'ten müftü bile ayarlattı. Hitler, Almanya'dan kaçan Yahudilerin Kudüs'e bugünkü İsrail'i kurmaya gideceklerini öngörmüştü ve bölgede Yahudi propagandası başlatma kararı aldı. Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyni'ye ulaşan Himmler, İslami otoriteler tarafından Yahudilere karşı destek aldı. Bunun üzerine Nazi hareketinin bir parçası olan Müslüman Dağtümeni Hançer kuruldu. Kısa süre içinde tümene katılan Müslümanların sayısı 15.000'i buldu. Halk içindeki askere alınabilecek azami insan nüfusunun katılımı sağlanmasına rağmen sayı Alman generallere az gelince ilk başta Kosova'daki Arnavutlar, sonra ise Katolik Hırvatların Hançer Birliği'ne eklenmesiyle sayı 26.000'e ulaştı. Tabi haliyle bu, Himmler'in baştan beri korktuğu ve sadece Müslümanlardan oluşturmak istediği birlikte etnik sürtüşmelere neden oldu. Bir ordu kuruldu fakat neredeyse askerlerden hiçbiri gerçek birer asker değildi. Bu yüzden Fransa'daki özel kamplara götürülen birlik burada eğitim almaya başladı. Bu eğitim sırasında Müslüman Hançer Tümeni'ndeki bir bölükte isyan çıktı. 5 Alman subayını öldürüp Alman personeli tutsak alan bölüğün isyanı bir diğer bölüğün başındaki İmam Halim Malkoç tarafından bastırıldı. Halim Malkoç bu başarısı sebebiyle Alman ordusunun en büyük ikinci nişanı Demir Haç nişanı ile ödüllendirildi. İsyanı çıkaranlar üzerinde yapılan sorgulamalarda maksatlı olarak birliğe katılan 800 komünist olduğu anlaşıldı ve bunlar sürgüne yollandı. Hitler birlikteki düzeni bozmak istemiyordu. Birliğe özel fes bile yaptırdı. Birlik topluca ibadet edebiliyor, dinini yaşayabiliyordu. Hitler, Bosnalıların Slav kökenli değil, Cermen kökenli olduğunu, sonradan Slavlaştırıldığını savunuyor ve ait oldukları safırkı onlara geri kazandıracağını vaat ediyordu. Bu vaat üzerine özüne dönmek ve Osmanlı zamanındaki gibi dinini de rahatça yaşamak isteyen Müslüman Bosnalılar, Nazilerin yanında seve seve savaşacaklardı. Müslüman Bosnalılar artık bir dağ tümeniydi ve savaşta çarpışıyorlardı. Fakat işler beklenildiği gibi gitmedi ve Hitler Barbarossa Harekatı'nda çok ağır bir darbe aldı. Tarih artık baştan yazılıyordu. Rusya Moskova Muharebesi'nden sonra karşı atağa geçmişti. Almanya'yı Berlin'e doğru sürüklüyordu. Ve nitekim Sovyet Rusya Berlin'i ele geçirdi ve savaş sona erdi. Peki Hançer Birliği'ne ne oldu? 26 bin kişiyi bulan Hançer Birliği'nin sayısı savaş zamanında 10 bine düştü. Sağ kalan bu 10 bin kişi ise savaş sonunda İngilizlere teslim oldu. Müslüman Bosnalıların rahat yaşama sevdası son yıllara kadar gerçekleşemedi. 3 yıl boyunca Sırp işgali altında kalan Müslüman Boşnaklar, Srebrenica katliamı gibi tarihin en acımasız katliamlarını yaşadılar. Günümüzde halen Bosna'da yeni keşfedilen toplu Müslüman mezarları bulunmaktadır.